Amin. Hepimize cumamız mübarek olsun inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allah cumamızı mübarek eylesin. İki cihanda aziz eylesin. Tekrar nice yeni cumaları nasip eylesin. Usul ve furularımıza yani babalarımızdan yukarıya doğru, evlatlarımızdan aşağıya doğru kim ahirete intikal etmişlerse yakınlarımıza Allah onların mekanlarını cennet bahçesini bir bahçe eylesin. Bu cumanın hürmetini onların taksiratlarını, sıkıntılarını bertaraf eylesin. Günahlarını da yübedülullahi seyyiatım hasenat sırınca hasenata tebdil eylesin inşallah. Ben şimdi biraz psikolojiden bahsedeyim. Geçen hafta haşirden bahsettik öldükten sonra dirilmeyi. Yani kendini kontrol ettikten sonra, seninle alakalı her şeyi o nispete kontrol edebiliyorsun. Kontrol edebilmen için onu tanıman lazım. Bir makineye hakim olman için, mesela diyelim ki doktorlardan aşağı araba gidiyor. Arabanı tanımıyorsun. Yani arabanın durumunu bilmiyorsun. Kontrol etmekte o kadar zayıf olursun. Bilmiyorsun. Ne kadar olayı tanıyorsan o kadar ona hakim olursun. Kendine ne kadar hakim olursan etrafına o kadar hükmedersin. Diyor ki yerinde sayanlar yürümeyenlerden daha fazla gürültü ederler. Mesela bir yerde gürültü mü var? Bir yerde evde. Evde veya ilk önce kendinde. İçeride sıkıntı var. Evde problem var, köyde problem var. Sebebi şu, kendine yatırım yapmıyor. Hareket edenlerde gürültü olmaz. Hareket eden çekip gitmiş bir şeyle meşgul oluyor. Eğer bir insan bir şeyle meşgul olmuyorsa kendisiyle kavgalıdır demektir. Psikolojik sorunların en temelde iki tane temel çare sunuluyor ehilleri, manevi uzmanlar. Ne diyor? Diyorlar ki iki tane doktor tavsiye ediyoruz sıkıntıyı için. Bir doktor meşguliyet, iki doktor teslimiyet. Meşgul olacaksın yani. Bir şey mutlaka işin olması lazım. Ne işin olması lazım? İmam-ı Şafii diyor ki radıyallahu anh, hayırla meşgul olmasanız şer sizi işgal eder. Öyle sen bunu dinlemen lazım. Bak, hayırlı bir iş yapmıyor musun? Şer seni bulacak. Hayırlı bir iş yapmıyorsan şer seni bulacak. Bir daha söylüyorum İmam-ı Şafii'nin sözleri rahmetullahi aleyh. Hayırla meşgul olmuyorsanız, hayırla sen meşgul olacaksın, şer sizi işgal eder. Bir insan hiçbir şey yapmıyorsa kendisiyle kavgalı anında olduğundan, kavgalı şu anda, kendisiyle içsel kavga yapıyor. Kendisiyle kavgalı olan, barışık olmayan ev efradıyla barışık olur mu? Kendisiyle kavgalı, evinde kavgalı olan köyle barışık olur mu? Olmaz. Kendisini idare edecek. Men arefe nefsehu fakat arefe rabbehu. Nefsini tanıyan Rabbini tanır. Ta en zirve bu. Rabbini tanır. Yani Rabbi ile arasındaki münasebetini doğru kurar. Ben şimdi kendimi o kadar tanımıyorum. Kendime yatırım yapmamışım. Fok balığı gibi buymuşum. Ana babadan kalan arsat miraslar var. Onun gibi din kalmış. Ana babadan kalan bir dinle bu cemiyette nasıl idare edeceksin ki kendini? Ana babadan kalan bilgiyle yürür mü bu gemi ya? Niye? Ana babadan kalan bilgiyle tek başına kendini zor idare ediyorsun. Bir de senin çoluk çocuğun var. Alakadar olduğun yerlerin var, bakanlıklar var bir sürü. Kayınpeder bakanlığın var, kayınbirader bakanlığı var, evlat bakanı var, gelin bakanı var, kardeş bakanı var. Bir sürü bakanlıklar çıkıyor ortaya. Demek ki bir yerde gürültü oluyorsa orada insan kendisiyle meşgul oluyor. Yani bir şeyle meşgul olmuyor, hiçbir iş yapmıyor, sıkıntılı bir insan. Başka bir örnek vereyim. Ruhun, istidadın ve kabiliyetlerin gösterdiği, işaret ettiği yere gitmekten korkma. Geçen hafta da biraz da bahsetmiştim buradan. Mesela aynada, Kenan aynada bahçe gözükse,
aynada bahçe gözükse, birisi dese ki bu bahçe aynanın içindedir. Başka birisi diyor ki bu bahçe karşıyı yansıtıyor. Nasıl anlarız delilini? Aynayı bir oynat. Baktın bahçe kayboluyor. O zaman bahçe demek ki aynanın içinde değil, karşıdan. Aynı bu örnek gibi. Senin ruh ayna, ruh ayna, ayna. Neyi gösteriyor? Bak bakalım ruh aynasında ne gösteriyor? Ben sahiyim, sizde var mı yok mu, gözüküyor mu? Evet istiyorsun aynada. Sonsuzluk istiyorsun. Bir anda her yerde olmak istiyorsun. Ölmek istemiyorsun. Korona olmak istemiyorsun. Dostlarınla görüşmek istiyorsun. Hüseyin'le kardeşinle görüşmek istiyorsun. Her istediğin olmasını istiyorsun. Hiç istemediğin olmasını istemiyorsun. Var mı sizde bu istekler? Bu aynada gözüküyor. E şimdi bu aynanın zatında mı acaba bu istekler? Çevir böyle. Yok, ölüyorum. Kayboluyorum. Hasta oluyorum. Elimden gidiyor hepsi. Dostlarım kayboldu. Ha demek ki aynada gözüken aynanın özelliği değilmiş. Karşıyı yansıtıyormuş. İnsanın ruhu da ayna, orada bulunan istekler ve istemediklerimize zatı bakımdan içeriğinde yok. O başka bir alemi gösteriyor. O da ahireti gösteriyor. Ahirete en güzel delil insanın ruhudur. İnsanın ruhu. Ruhu orayı gösteriyor. Oradan geldiğimizi gösteriyor. Şimdi insan bir, insan değil mi? Daha basit bir mahluktan misal vereyim. Hayvan, köpek görmediğime inanmam demiyor. Kokuyla gidiyor. Avına köpek ne diyor? Neyle gidiyor? Kokuyla gidiyor. Köpek diyor mu ben görmüyorum, inanmıyorum? Yok. Yarasa neyle gidiyor avına? Kulakla gidiyor. Değil mi? Kulakla gidiyor. Anne tarladayken çocuğunun ihtiyacını neyle görüyor? Kalbindeki duyguyla. Telepati deniliyor. Oysa his, intak his oluyor. His oluyor. Demek ki insan, bak bir insan aklıyla, kalbiyle, ruhuyla, kabiliyetleriyle, istidatlarıyla, emelleriyle, elemleriyle gösterdiği yere gitmese köpek bile olamıyor. Köpek sırf avına kokuyla gidiyor. E bizde koku var. Evet, kokusu var. Size bir koku şey vereyim, şaşıracaksınız biraz. Biliyorsunuz benim çevremi. Diyor ki olay uzmanları, polis. Uzman çok yüksek bu. Diyor ki biz diyor daha olay olmadan Kenan orada dolaşıyoruz. Doğuda diyor daha. Diyor ki ben diyor burada birkaç dakika sonra ciddi bir olay olacağının kokusunu alıyorum diyor. Kokuyu alıyorum diyor. Daha olay yok ha Şaban Ali. Kokuyu alıyorum diyor. Mesela bu Kur'an'da var mı? Yusuf, Yakup Aleyhisselam kokuyla ben Yusuf'un kokusunu alıyorum diyor. Kenan kuyusunda ya, Filistin'de. Ben kokuyu alıyorum diyor. İşte gelecekte inşallah koku nakli yapılacak. Şimdi bunlar da yaptıkları işe göre polis, Müslüman kafir önemli değil. Yaptıkları işe göre, yani nasıl ki amanın gözü görmüyor ama gözün özelliği kulağa yüklenmiş. Kulağı bizden daha iki kat daha hassas. Kulağıyla görüyor. Şimdi insanlarda bu inkişaf ettikçe böyle orasını burada hissediyor. Daha olmadan ha ben diyor burada birkaç dakika sonra Mustafa olay olacağının kokusunu alıyorum diyor. Veya bize göre şey yapayım. Şimdi bir toplantıya giriyorsun Mustafa. Ama sen girince ses yok. 3-5 dakika geçmiş. Herkes sakin. Diyorsun ki şimdi çok rastlamışsın sen de. Ya ben burada bir kavga, gürültü, bir münakaşanın kokusunu alıyorum ya. Demiyor muyuz? Biz orada olmuşu alıyoruz. Biraz böyle hassas olursak olmamışı da alabiliyoruz. Kokunun bakın şuraya bakın. Olmadan. Ben burada veya şeyden gelirken Kadir abi, İstanbul'dan gelirken Meylat'tan çıkıyorsun, Meylat'tan. Demiyor musun? Ya ben bu köyde ya bir huzur alıyorum ya. Huzur kokusu alıyorum. Hepimizde olan şeyler. Bir huzur geliyor. Bir şey geliyor bana. O ne geliyor dağ taşlardan?
Üstad Bediüzzaman Hazretleri Kastamonu 66. sayfada diyor ki, üç ayları geldiği zaman niye insanlar kendini manevi iyi hissediyor? Kafalardan çıkan fikirler, kalpten çıkan böyle duygular, vicdandan çıkan hisler, ruhtan çıkan latifeler atmosfere veriyor, dalga veriyor. İşte biz o dalgayı, aslında hayal değil bu, ben kokuyu alıyorum demek. Aklın fikirlerini, vicdanın hislerini, kalbin duygularını, ruhun latifelerini atmosfere veriyor. Bizim gözümüz görmüyor ama o insandaki o latifeler, hissiyatlar, duygular ne kadar ince olursa onu alıyor. İşte bu üç aylarda diyor, herkesin zihni atmosfere maneviyat pompaladığı için Kenan, maneviyat pompalıyor. Herkes, oh, güzel bir mana var diyorsun, tamam mı? Yani bunlar ille cisim değil. Bunlara maddi manevi deniliyor Şaban Ali. 20. sözde geçer. Maddi manevi. İman diyor maddi maneviyedir diyor. Mesela insanın imanını, namazını, niyazını, içkisini, kumarını, simasını seyredersin. Sima. Simahum fi vucuhihim min eseri sucud. Kim olduklarını simasına seçersin diyor. Başka biraz da ustaysan sesinden içini seyredersin. Biraz daha ustaysan gözünden seyredersin. Biraz daha ustaysan kokusundan hissedersin. Koku. Mesela bizim çalışıyoruz ya tarlada. Terimiz mübarektir, hiçbir sorun yok. Şarap içenin kokusu aynı necistir. Büyük abdest gibidir. Aynı necistir. 3 defa yıkaman lazım. Şarap içenin kokusu necistir. Bu neyi gösteriyor? Şaşırdı Mustafa. Şimdi doktora gidiyorsun Mustafa. Diyor ki senin içinde bir şey var, şüpheleniyorum ama tespit et. Bana diyor kan ver. Bana idrar ver. Bana gayta ver. Affedersiniz. Büyük küçük abdestin tahlilini yapacağım. Doktor bey sen ne yapacaksın benim büyük küçük abdestim tahlilin? İçini seyredeceğim. Kadir abi bak. Adamın gözükmeyen, bilinmeyen, karanlık bir dünya olan iç alemini doktor abdestin de anlıyorsa, dışarıya çıkan, senin kokunla senin ruhunu niye anlamasın? Bu dışarıya çıkan, içeriği dışarıya taşıyor. Kan, büyük abdest, küçük abdest, bir parça almak, vücutta bir parça almak, tamam mı? Adamlar şimdi korona geçirdim mi kanından anlıyor mesela. Biraz da usta ise gözünden alıyor, şu saçaklaktan anlıyor. Bunlarla hepsinin toplamında kastettim. Yani anlatmak istediğim şuydu. İnsanın bedenindeki şu görüntüler içeriden dahilin dışa vuruş olduğu gibi insanın ruhundaki gözüken özellikler de ahiretin dışa vuruşudur. Ahirete tutulan ruh aynasında gözüküyor bu ebed arzusu. Şöyle tarlaya tuttuğun zaman aynada kaşık gözüktüğü gibi insanın ruhu da oraları gösteriyor. Burayla hiç alakası yok. Onun için ağlayıp siz diyoruz. Burada şey yok, rahatlık yok. La rahatte fid dünya, illa darul ahire. Dünyada rahatını arama. Çünkü böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ya bir haber geliyor Mustafa, bir telefon, hemen moralim bozuluyor. Peki dünyada rahatını arayan ne yapar? Rahatını kaybeder. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam tüccarlara şöyle diyor. Kazancın en temiz ve helal tüccarların kazancıdır ki, yani helal böyle tüccar, helalı ne yapması lazım? Şu, bir, konuştukları zaman yalan söylemezler. İki, güvendikleri zaman onu kötüye kullanmazlar. Güvenildikleri zaman, ben sana bırakıyorum. Ben bunu unu alacağım ama 3-4 tanım var. Ya bana uygun bir şey ver diye. Bak sana bırakıyorum. Şimdi eve geldin, ekmek yapınca çamur olmaması lazım. Ben sana güveniyorum deyince güvenini sarsmaması lazım. 3. Söz verdiklerinde dönmezler. Peygamberimiz buyuruyor. Ben mealini yazdım bunun. 4. Satın alırken malı kötülemezler. Yo mesela mal alıyorsun değil mi? Ucuza. Ya burası da kötü, burası da şey. Bu müşteri nazarı derler, müşteri. Müşteri hep kusur görür ki düşük alayım. Satıcı nazarı da hep bak burası da var ha, burası da güzel ha, bu özelliği de var. Değil, doğruyu söylemek lazım.
kız evlendirirken, oğlan evlendirirken, mal satarken, mal alırken de hep böyle olmak lazım. Eksikliklerini, fazlalıklarını söylemen lazım. Söylemek gerekiyor. Yoksa hayrını göremiyoruz işte. Bak bir sürü sıkıntı çekiyoruz. Zannediyoruz ki ondan gizledik. Ey gidi. Bütün gizlilikler gaybın sahibi olan Allah'tan gizli değil ki, bir şekilde yansıyacak. Men dakka dukka, çalma kapıyı çalarlar kapını. 5. Malı satarken malı ifratla övmezler. Olmayan özelliğini abartmazlar. 6. Üzerlerindeki borcu geciktirmezler. Üzerlerindeki borcu, mesela borcu mu var? Var imkanın, vermeme karan, biliyor musunuz? Yani imkanın var, hakikaten önemli şey. İyisin, verebileceğim bizim. Seni de sarsmayacak. Geciktirmezler. Böyle esnaf. 7. Alacakları konusunda borçluyu sıkıştırmazlar. Alacaklı da borcuyu görüyorsun, yok, sıkıştırmazlar. Sıkıştırmamak gerekiyor. 8. Mal getirip piyasaya süren helal rızka ermiştir. Mal stok edip satmayanlar lanete layık olmamışlar. Yani malı stok yapanlar, istihkar deniliyor. Daha zam olsun diye malı stok yapmazlar. Yapmak da haram. Piyasayı değiştiriyor. Umumu hukuka tecavüz ediyor. Başka bir madde okuyorum. Doğru yerde yanlış yapmamaya çalış. Doğru yerde yanlış yapmamaya çalış. İnsan iyi olmak istiyorsa, İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne göre iyi olmak istiyorsak, iyilik gökten gelmiyor. Adım atacaksın. Hiçbir katkı yapma. Kendini bırak köye. Kötü olursun. İyi olmak istiyorsan iyilerle, iyi yerde, yerinde doğru iş yapmak. 4 tane. Daha kolayını söyleyeyim. İyi olmak istiyorsan iyilerle beraber olun. İyi olmak istiyorsan iyilerle beraber ol. Hem suya girmiş hem ıslanmak istemiyor. Hem ağzına şekeri almış, lezzet almak istemiyorum. Bu çare olmadığı gibi iyi olmak istiyorsan yanlışlarla olmaman lazım. Başka? Ne düşünüyorsan değil, nereyi merkez alıp düşünüyorsun, bu çok önemli. Kimin haklı olduğu değil, neyin doğru olduğuna odaklan. Bir daha. Neyi düşünüyorsan, ne düşünüyorsun değil, nereyi merkezde düşünüyorsun? Yani Allah merkezli mi düşünüyorsun? Yoksa böyle nefis merkezli, böyle alaburalık yapmak merkezli mi düşünüyorsun? Önemli olan neyi düşünüyorsun değil. Neyi esas alarak düşünüyorsun? Bu bir. Kimin haklı olduğu değil, neyin doğru olduğuna odaklan. Eve uygularsam, haklı mı olmak istiyorsun, mutlu mu olmak istiyorsun? Evde. Haklı mı olmak istiyorsun, mutlu mu olmak mı istiyorsun? Eğer mutlu olmak istiyorsan, evde hak yoktur. Evde. Evde adalet yoktur. Evde sen ben yoktur. Evde fedakarlık vardır. Evde af vardır. Evde hakkından vazgeçmek vardır. Haklı olmak istiyorsan evde huzur bulamazsın. Kendinde de huzur bulamazsın. Çünkü hak, neyi hakkı yani? Fedakarlık lazım. Ya. Belki garibinize gidiyor ama evde adalet değil. Adalet de zaten 3 tane sıfatın bir araya gelişinden meydana geliyor. Adalet. İffet, şecaat, hikmet. Yani hikmet ehli olur. Tamam? Namuslu olur. Bir de hak bildiği şeyde, dini şeylerde korkmaz. Sorunu sorun yapanlar, asıl sorun ne olduğunun şuurunda olmayanlardır. Sorunu sorun yapma. Sorunu, yani sıkıntıyı sıkıntı yaparsan sıkıntı sıkıntı olur. Mesela bir misal söyleyeyim, şaşıracaksınız. Bu konuda biraz merak olduğum için arkadaşlardan da malumat aldım. Diyor ki Japonya'da, geçen söyledim de çok garibime gitti, korona olmamış daha. Oluruz diye 38 bin kişi intihar etmiş. Oluruz diye. Korona bunların en büyük sebebiymiş. İlla korona diye ama senede
İsveç, Norveç, Finlandiya ve dördüncü sırada Japonya geliyor. Bunu niçin söylüyorum? Kişisel gelir bakımından en üstün olan devletler bunlar. Dünyada en çok intihar, en az intihar olduğu yerlerde Pigmeler, Afrika, Afrika'dakiler. He? He, o kadar yani. Yani onlar da gidiyor ama kendi miladını dolduruyor. Mesela Afrika'dakilerin kültürü çok acayip. Balık tuttukları zaman beraber tutuyorlar. Yerlerken beraber yiyorlar. Yani böyle grup kültürü, cemaat kültürü çok gelişim. Beraberler. O zaman haset olmuyor, kin olmuyor, nefret olmuyor, adavet olmuyor. O zaman kendi kendini yemiyorsun işte. Güya Afrika yamyamı diyoruz. Başka? Merakına ve hayaline hakim olanlar, kendilerine hakim olanlardır. Kendilerine hakim olanlar da harice hakim olurlar. Yani neyi merak ediyorsan, neyi hayal ediyorsan, o senin dünyanı ya cennete ya cehenneme dönüştürüyor. Öyle demiş bir alim. Demiş ki, sen demiş merakını bana ver, hayalini bana ver, ben sana cenneti vereyim. Yani merak ve hayal dünyamızı oluşturuyor. Dünyamız derken hususi kafamızdaki dünyayı oluşturuyor. Hangi hissin tesirindeysen akıl o merkezde fikirler üretir. Basit basit hisler ve duygular bize mezar olmamalı. Yani neyi düşünüyorsak hislerimiz de o cinsten oluyor. Yani mesela koronadan gündelik hayatta ya bir farklı farkındalık olsun diye söylüyorum. Korona bir balon, korku balonu. Gripin bir üstü yani. O kadar sanki korona ile dünyaya ölüm yeni gelmemiş. İlk defa. Çünkü eskide çanan bilirdik böyle Sümünat'tan, bugünlerden burada bir sel okunsa bir hafta tesirinde kalırdık. Yani bayağı moralimiz bozulurdu, öldü yani. Şimdi televizyon vasıtasıyla her gün yüzlerce, binlerce anonsu duyuyoruz, tamam mı? Şimdi eğer bir hastalıktan, hastalık vücut bunu aşar Allah'ın izniyle ciddi olmazsa. Aşar öyle grip militleri rahat aşar. Eğer titreme oluyorsa, titreme oluyorsa, tamam titreme, bu vehim, düşünseldir. Ateşin artığı yükseliyorsa bu da vesvesedir. Vesveseden geliyor. Yani onu merkeze koyuyoruz, şuraya koyuyoruz. Ben bunu yiyemem çünkü buyum. Ben bunu buraya gidemem çünkü buyum. Hayatın bu merkezde olduğu için kayıtlanmış. Devamlı aklını, fikrini onunla meşgul ediyor. Ve hürriyetini kısıtlıyor. Yani hürriyet düşünseldir. Düşüncelerde vardır. Düşüncelerinde hür değilsen, böyle köyde sağa sola gitsen ne olur ki? Bitmedi değil mi ezan? Tamam, bir tane de okuyayım. Makinistin yeşil lambayı itimat edip güvenlik yolunu devam ettiği gibi sen de Allah'a ve hakikat lambasına itimat ve teslim ol. İman teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadeti darin iktiza eder. Mesela lokomotifler daha ciddi buna dikkat ediyorlar. Kırmızı işte bazı şehir merkezinden geçerken onlar kırmızıya yeşile dikkat ediyorlar böyle. Nasıl ki böyle yeşil yandığı zaman makinesi hiç şey yapmıyor. Ben mesela bindim böyle hızlı trene. 300 yapıyor. Mesela Almanya'da 300 yapıyor. Türkiye'de de gördüm böyle. 300 yapıyor Türkiye'deki Adapazarı orada tam geçerken 300 yapıyor. Bakıyorum her hemen 100 metrede bir yeşil yanıyor. Yani yanda lambalar. Ona güvenerek adam basıyor. Niye basıyor? Rahat 300 basıyor. Çünkü emniyetli hissediyor kendimizi. Biz de aynen bunun gibi Allah'a teslim, Allah'a tevekkül, Allah'a itimat ve kanaat edersek. 4. Teslim, tevekkül, itimat, kanaat. Teslim şu. Doğru yaşarsak. Tevekkül, Allah her şeyin sahibi. O beni benden daha iyi düşünür. Çünkü ben onun mülküyüm, hem de memlüküyüm. Dersek, Allah'ın kainattaki icraatına, herkesin nasibine itimat edersek ve hayatımıza verilen şu ömüre kanaat edersek, daha fazla hırs yapmasak, Adem Aleyhisselam gibi 2000 sene ömür istemesek, yani bana verilen ömüre kanaat edersem insan rahat ediyor. Yani demek ki benim hakkım bu kadar. Önemli olan dünyada 500 sene yaşamak değil.
Çünkü Bursa'da Uludağ'a çıkarken solda görürsünüz. 750 sene yaşayan çınar ağacı var. Tabelası var, plakası. Soruyorum. 750 sene kütük çınar mı olmak istersiniz dünyada? Dünyada 7 saat insan mı? 7 saat insan mı yaşamak istersin? 700 sene ağaç mı? Tabii ki insan. Öyle insanlar gelmiş ki bu dünyaya, Firavun mesela, 350 sene yaşamış, dişi bile ağrımamış. Ama Kur'an'ın ifadesiyle diyor ki, ya Rab bizi bir an çıkar dünyaya. Lan 350 sene, 500 sene yaşadın, ne yapacaksın bir anda? Bir an bizi çıkar, tekrar bizi buraya getir. Şunu yapacaklarmış. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah, çabuk diyeceklermiş. Bir an. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Ama diyor ki onlara o şans yok. İbrahim bizde bu şans var ha. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deme şansımız var. Allah bu ses, bu kelime-i şehadetle, bu hakikat imaniyle çenemi kapatmayı hepimize nasip eylesin. Usul ve furularımızın mekanlarını Cenab-ı Hak cennet bahçesinde bir bahçe eylesin. Aklımıza istikamet, kalbimize de doğruluk nasip eylesin. Ya Rabbi bize bırakma. Biz bizi unuttuğumuz zaman sen bizi unutma. Allahümme la tuhricna mined dünya ile ma şehadeti vel iman. Fensurna alel kavmil kafirin gufranike rabbena ve ileykel masir. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tı ve selavat. Elhamdülillah, hamden kamiline ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tazime li nebihi ve tekrime li fekhameti şani safin. Ve kalle azze ve celle min kaili muhbiran ve amira. İnne Allah ve melaikete yusallun ala nebiyya yüllezin amenu sallu aleyhi ve sellemu teslima. Allah'ıma selam ve selam. Kemal salleyka ve ebrem. Allah'ıma barakat.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والعاديات ذبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأسلنا به نقا ففسدنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لهب خير لشديد أفلا يعلم إذا بؤسر ما في القبور وحسن ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة Allah'ın la tuhfuşa mine dünya illa ma şahadeti vel iman.
فَاَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ Elfu ve fi salatu ve elfu ve fi salamun aleyke ya Resulallah. Elfu ve fi salatu ve elfu ve fi salamun aleyke ya Habiballah. Elfu ve fi salatu ve elfu ve fi salamun aleyke ya Rabbina. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Temassalavat.